ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarımızı gece gündüz devam ettirdik. Hem Rize'mizde hem Artvin Yusufeli'nde yaşanan seller sebebiyle 6 vatandaşımızın hayatını kaybettik. Yaralı vatandaşlarımız var. Şu an itibariyle ne Artvin'imizde ne de Rize'mizde ulaşamadığımız hiçbir vatandaşımız kalmadı. Tamamına valiliğimiz, ilgili birimlerimizin koordinasyonunda ulaşmış durumdadır. Ve bu çerçevede de vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz tespitlerde Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda. Madenli ilçemizde yine altyapıya ilişkin, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesislerine ilişkin, yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemiz için Şairler Deresi diye vatandaşlarımızın bildiği ve denize birleşen noktadaki köprü ve dere güzergahı üzerinde incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilenen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik. Ve bu noktada valimiz koordinasyonunda şu çalışmanın yapılması kararını aldık. Bu dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var. Bu yapıların bugün itibariyle boşaltma sürecini yapıyoruz. Şuradan gösterelim. Şöyle. Şairler Deresi ve bu dere güzergahı üzerindeki esnaflarımız, yine buradaki vatandaşlarımız etkilenmiş durumdalar. Ziyaretimizi yaptık ve şu alandaki yapıları kaldırıyoruz. Yaklaşık 4 iş yeri bu alanda mevcut. Yani biz Rize'den ayrılmadan da taşınma süreci ve yıkım süreci inşallah valimiz koordinasyonunda başlatılacak. Hem kaymakamlığımıza hem belediyemize gerekli talimatları verdik ve şu binaları bulunduğu alandan kaldırıyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımız bünyesinde Tarım Bakanımızın talimatlarıyla Şairler Deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını, yine bu kurpu daha da genişletecek ki değerli arkadaşlar 278 kilogram yağış düşmüş durumda ki normalde 50-60 kilogram yağışın düştüğü, ortalama en yüksek yağışın görüldüğü miktar buyken 278 kilogram yağış düştü. Dolayısıyla bu yağış sebebiyle burada daha sonra yaşanma ihtimali olan sellerde vatandaşımızın etkilenmemesi adına bu binaları kaldırıyoruz, burayı kamulaştırıyoruz. Bu işe ilişkin gerekli bedelleri valimize göndereceğiz ve valimiz koordinasyonunda da o 4 iş yerini kaldırıp dere güzergahını genişletecek ve köprüyü iyileştirecek çalışmalarımızı da yapıyor olacağız. Buradaki vatandaşlarımıza 5000 lira taşınmaları suretinde kira yardımı, yine esnafımıza, oradan kaldıracağımız esnafımıza 10.000 lirada taşınma yardımı desteğini yarın itibariyle vatandaşlarımıza valimiz kanalıyla vereceğiz. Bugün de Madenli beldemizde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık hep birlikte ve dere güzergahı üzerinde bulunan yaklaşık 250-300 yapıyı da yapacağımız bu konutlara taşımak suretiyle vatandaşımızın yanında olacağız. Tabii iklim değişikliği hakikaten çok önemli bir süreç. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yönetmesi gereken bir süreçtir. 15 maddelik bu eylem planı çerçevesinde işte bu rusubatların dere güzergahı üzerindeki etkilerini görüyoruz. Menfezlerdeki tıkanıklıkların, yine yol ve altyapıdaki tıkanıklıkların etkilerini görüyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızla birlikte bir beraber olmak suretiyle de bu süreci yönetiyor olacağız.